Sakinleşme, bağırma. Sakinleşme, bağırma. Bir şey yok. Abi Yavuz, tamam. Tamam lan. Kötünün kötüsü vardır diye yapıyoruz. Ya ubercilerini... Bize zaten yakışan bir durum değil. Adam resmen provokatör için buraya gelmiş. Küfür ediyor, hırsız diyor. Ya böyle hiç mi? Bize yakışmıyor. Ben çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Yani niye böyle bir şey düzeltelim diye gelmek istiyorum. Diğer tarafa da söyleyiniz. Sen hep dinledik de. Diğer tarafa da söyleyiniz. Bizim bu tarafa alakalı durum. Onların tezkire ediyoruz ki amaç sadece bizi tahrik etmekti yani. Olmadık. Sakinleşme korur. Bizden vuran olmadı onlara. Onlar etti bizden vuran olmadı. Ersin Kula Ersin. Ersin Kula niye geliyor buraya baş? Ersin Kula ne işi var başkanım burada? Ersin Kula'nın sıfatını edelim. Arkadaşlar tamam arkadaşlar. Sakin ol. Arkadaşlar taksici esnafı sakin olun lütfen. Sakinleşin beyefendiler yapmayın. Lütfen. Arkadaşlar sakinleşelim. Yasal odaksız. Bırakın. Korsan gelmiş hatırlıyorum. Tamam. Yasal odaksız. Sakin olmayı deneyin arkadaşlar. Salona geçiyoruz. Salona arkadaşlar. Bizden kimse kalmasın. Herkes salona geçiyor. Hadi arkadaşlar. Hadi biz de değiliz. Bu geçti. Evet. Salona geçilemiyorum yani. Ne diyeyim? Gelmiş bir istek var.
Başka taraf çek. Türkiye'de özellikle yani dünya kentlerine kıyasla otomobil sahipliğinin düşük olması durumunu da göz önünde bulursak sistemlerine yatırımla yapılamaması. Günümüzde de zaten aşağı yukarı yaşadığımız sıkıntılar bu yönde. Ve yenilenebilir kaynak kullanımına, hava, toprak, su, kürültü iyiliğine, trafik kazalarına ve sürekli teknoloji ve bilişim sistemlerini kullanan kentlerin daha fazla yaygınlaştığını görebiliyoruz.